Selamünaleyküm dostlarım. Dostlar böyle bir son durum videosu yapayım dedim. Hem de akvaryumlarımda neler olmuş neler bitmiş onları da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlar hem YouTube'dan olsun birkaç tane arkadaş YouTube'dan hem de çevremdeki arkadaşlar İşte bitkilerim var, bitki yetiştiriyorsun. Neden bunları satmıyorsun? İşte balık yapıyorsun. Neden satmıyorsun gibi şeyler oluyor. Bugün başıma gelen bir olay, ufaktan öyle bir bahsedeyim. Hani nedenlerinden bir tanesi. Ama geneli zaten bu konu hakkında. İşte benim elimden ufak tefek böyle akvaryum. Nasıl söyleyeyim? Figürleri falan yapmak, işte akvaryum dekoru yapmak gibi şeyler de geliyor çok şükür. Bunları neden yapmıyorsun? Mesela kum şelalesi. Hani kum şelalesini ben çok uzun senelerdir yapıyorum. İşte YouTube'da iki tane sanırım videom var ama bunlardan önce de ben yapıyordum. İşte şimdi motorla yapmaya başladım. Bu son yaptığım iki video motorlu. Ondan sonra bir tane kendime yaptım. Onun yapımını çekmemiştim. Ama bu akvaryumumda bu köşede vardı. Videolarım arasında var yani. Lav kayasından yaptığımı çekmemiştim. Her neyse. İşte bunları neden yapmıyorsun falan filan deniliyor. Ben de işte şu kütüğü satışa çıkarttım. Üzerinde yaklaşık irili ufaklı 10 tane anabiyaz var ve kütükte yaklaşık bir 50 santim kadar mango kökü. Şu an hani ben çok ucuz fiyat verdiğimi düşünüyorum çünkü bu şeyi çok çok iyi biliyorum yani fiyatlarını falan. Şu an sadece mango kökünün fiyatını söylemiş gibi bir fiyat verdim. Keşke hiç bu topa girmeseydim yani. 200 lira dedim. Şu an anabiyasları satın almaya kalksa o kişi yani 10 taneden 500 lira zaten. Yani hadi 500 liraya geçtik irili ufaklı. 400 lira. Hadi 100 lira da ben kırdım. 300 lira diyelim. Kütük ona bedavaya gelecek. Ben de ne yaptım? Yok dedim tabii ki. Şimdi kütüğü çıkartıp bozup tek tek satış olması için götüreceğim. Onları ufak ufak taşa bağlayacağım. Hani konuşulanları anlatmak uzun sürer. En sonunda zaten sinirlendim. Adamı bozdum. Neden böyle ağır konuşuyorsun dedi. Vesaire vesaire ben daha ağır konuşmaya başladım. Her neyse. Böyle bir şey oldu. Bugün baya böyle bir canım sıkıldı. İşte bunu bana söyleyen arkadaşlar bunun için yapmıyorum yani. Ve bu tip şeylerde yapmamaya özen göstereceğim. Ondan sonra burada bir şey var. Bu orandan hava kesesi patlaması denilen bağırsak tıkanması oldu. Çok şükür bu sabahtan beri hiçbir problem yok. Hani tamam sürüyor belli. Yani bir rahatsızlığı var. O sürüyor belli. Ama ters yüzme İşte şekilsiz yüzme gibi bir olasılık yok şu an. Sadece bu şekilde hani sanki daha zor nefes alıyormuş gibi ve işte halsizlik gibi o şeyleri duruyor. Bu da ufak ufak geçecek. Şimdi bunu burada betalar var biliyorsunuz. Burada da beta vardı. Bu betalı çıkartıp buradaki nano akvaryuma koydum.
Ondan sonra onu da buraya koydum. Şimdi tabii tedavi sürüyor. Aslında yapılan pek bir şey de yok. Hava kesesi sorunu biraz rahatsız edici. Yani şu an şu yönde rahatsız edici bir şey. Yani balık ölümle sonuçlanabiliyor ve yani tedavisi zor değil ama şu anlamda zor. Balık tepki vermiyor. Yani tedaviye tepki vermiyor gibi bir şey oluyor. Yani burası 26 derece falan sıcak, iyi geliyor. Ondan sonra çok hafif bir tuz attım. Akvaryum tuzu diyelim. Ondan sonra şu an 2 günden beri yem vermiyorum. Dışkılama, saydam bir dışkılama oldu dün akşam sadece. Ama şu an hiçbir şey yok. 1-2 saat sonra hafif bir su tazelemesi yapacağım. Dinlenmiş su koyacağım. Bakalım inşallah balığımızı kurtaracağız. Hani şu anlık herhangi bir problem yok. Bir de buradan hani aşağıdan buraya yukarıya alırken biraz böyle karnını ovaladım falan. Balık dişi yumurta da attı. Çok az. Ondan sonra belki de onun bir verdiği, hani karnını ovaladım, orada bir rahatlık oldu. O da olabilir. Çok şükür Allah'a ufak ufak böyle düzeliyor. Hani bu sabahtan beri yüzüşü aynen bu şekilde. Hiç ters dönme falan görmedim. Ondan sonra şimdi bununla tedavisine ilgili tek tek isterseniz anlatabilirim. Bunda benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama hani YouTube'da ve internette bununla ilgili çok bilgiler var. Ondan sonra gerçi ufak tefek bilgileri de verdim. Yani şu an tedavisi sürüyor. Şimdi Allah nasip eder de inşallah sağlığına kavuşur. Burada da şöyle bir dışarıdan ufak ufak böyle bitkiler topladım. Şimdi buranın biliyorsunuz değiştireceğim. Nasıl yapacağıma dair kafamda ufak tefek planlarım var. Bu bitkileri de neden topladım? Şimdi bunlar yine doğadan topladığım bitkiler. Su ile alakası olmayan, yani sucul bitki değil. Bunları dışarıda yapacağım için acaba burada nasıl bir tepki verecek? Onu ölçmek için buraya böyle hemen bir tane ufak bir plastik şey vardı, onu biraz kestim. Hemen buraya attım. Sulamasını falan yaptım spreyle. Ondan sonra bakalım burada güzel bir, hani herhangi bir bozulma olmazsa, solma falan gibi bir şey olmazsa, bu tip doğadan topladığım bitkilerle bir şeyler yapacağım. Doğadan bildiğim bitkiler var. Yaşatabileceğimi tahmin ettiğim. Şunlar falan olsun. Şuradaki bitkilerim olsun. Şu sarmaşık olsun. Bunlar ayrı ama bunların şöyle biraz daha yakın çekeyim. Hani görüntüleri falan, mesela şunlar falan çok hoşuma gitti. Onun için onları nasıl olacak diye şimdilik oraya koydum. Bakalım orada da nasıl bir tepki verecek. Ondan sonra bu akvaryumumuzu bozma zamanı da gelecek. İnşallah tahmin ettiğim gibi olur. Buradaki akvaryumda da yine durumlar iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da anabiyaslarım var. Bunlar benim elimde kalacak büyük bir ihtimal. Ondan sonra buradaki anabiyasları götüreceğim. Kütük elimde kalır. Onu bir şey yapmam. Mesela şu anaç çiçek açıyor zaten. Sanırım 7. veya 8. çiçeği. Onu alırım diye düşünüyorum. Buradaki en büyüğü oraya eklerim veya buradakilerden bir şeyler yapacağım yani. Ama burada duran adet kadar elinde kalacak. Ondan sonra
Bir de bir şey var. Birkaç böyle yorumda gördüm. Ben profesyonel değilim arkadaşlar. Profesyoneller vardır. Onlar profesyonelliklerine devam etsinler. Ben profesyonel değilim. Benden kat kat üstün akvaryum işinde profesyonel insanlar var. Bitki konusunda, balık konusunda hiçbir zaman için ben çok iyi biliyorum demedim. Hiçbir videomda bunu göremezsiniz. Pardon, veya duyamazsınız. Hala da söylüyorum, ben profesyonel değilim. Sıradan bir hobiciyim. Rabbim nasip ediyor, bitkiler de bu şekilde oluyor. Allah nasip etmese zaten olmayacak. Bir de şimdi lafı bölmemek için hemen şey yaptım. Burada oranda yavrusunu gördüm. Bakın, sanırım iki tane var. İkisi de birbirine çok benziyorlar. Zaten yavru da şeklini falan almış da değil. İki tane, o aşağıdan yukarıya attım falan dediğim bir 10 tane kadardı zaten. Veya 7-8 tane kadardı, bilemiyorum. Onlardan böyle iki tane yavru. Garibim bunlar da. Ama çok şükür Allah'a yine de hani bir tane var mı? Var ya. Ama o zaman orada bir yanlışlık yaptık. Yavruların hepsini öldürdük. Keşke ıslıcı falan da taksaydım. Belki bazı şeylerin yine önüne geçebilirdim. Ama yapmadık. Gitti. Her neyse, dedim ya, ben profesyonel değilim. Profesyonel olanlar başkaları. Ben hiçbir zaman için iddia etmedim. Baya böyle bir tepki içeren bir video oldu. Her neyse, çok hani hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir de şunu göstereyim. Bu da yavru betam. Burada da bir tane bırakmıştım. Diğer akvaryumda da bir tane bırakmıştım. Diğerlerini göndermiştim, biliyorsunuz. Hatta bu hasta olandı. Çok şükür Allah'a bu düzeldi. Yani böyle S gibi duruyor falan demiştim. Eski videolarımdan izleyenler bilir. Hep bu hayvanı sıkıştırıyorlardı. Artık o yüzden midir nedir? Hayvan böyle hani değişik bir şekilde kalmıştı. Ama çok şükür Allah'a düzeldi. Fulleleşti. Şöyle. Her neyse. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.